Yatakta mısın hala? Ay nereden anladın aşkitom? Tabii bütün gece yedin bitirdin değil mi kendini? Acaba hemen arasa mıydım diye. Yok ben ne alakası var? Aşkınız ama o kadar da kör değiliz yani. Nasıl gidiyor? Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Ya stresli değil de şehvetli gözüküyorum. Daha çok... Tam hayalimdeki erkekle sonunda tanıştım. Beni taşıyabilecek böyle. Yanıma yakışan. Ya normal erkeklerin libidosu var da bunun var ya. Libidonu var, libidonu. Şunu hemen arayayım. Boş bırakmaya gelmez. Allah ben kasamayacağım artık söyleyeceğim ya. Günaydın. Efendim anneciğim. Anneciğim mi? Anneciğim senin anandır. Rencide ben, hayatının kadını ben. Rencide. Tam rencide ettin beni şu anda. İyi ki aradım vallahi ya. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var benim. Öyle mi? Yani evlilik teklifi için hiç doğru bir zaman değil ama. Ama yine de hemen. Bu iş bitsin diyorsan olur. Yani sonuçta ikimiz de bekarız. İkimizin de libidosu yüksek. Yani sende bu baklavalar, bende bu cazibe varken, bu güzellik varken magazin dünyasının en güzel ikilisi oluruz, en etkili. Lafını balla kesiyorum da ben şu an çok egzecer etmiyor musun durumu? Ben de çok dejener oluyorum seninle konuşurken tahriş oluyorum bak. Ananı anam, babana babam demeliyim ben. Like'a bastın değil mi? Abone de oldun canım ben biliyorum evet. Hadi eyvallah devam et canım. Bir an önce onlarla tanışmak istiyorum ama. Gelince tanışacaksın zaten ya. Ya beni beğenmezlerse? He? Ya olmaz derlerse bu iş? Ya olmaz derlerse? Yok öyle bir şey ya gerçekten. Olur mu yani? O zaman kaçırırsın beni. Benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim. Arayacağım seni. Tamam o zaman aşkitom. O zaman görüşürüz. Müstakbel anneme çok selam söyle. Aleyküm selam söylerim. Nikah çok az kaldı. Çok stresliyim. Ne giysem acaba? Ay aşkım arıyor. Alo. Nasıl gidiyor? Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Ya stresli değil de şehvetli gözüküyorum. Daha çok. Tamam şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Gülmek sana yakışıyor diyordun ama. Ben sana kahkaha at dedim mi? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Ne oldu istediğini elde edince böyle mi olduk? Özgür be! Sürekli kusura bakma diyordum yani. Bakayım mı şimdi kusura? He? Bakma diyorsan bakma. Yakışıklı olduğunuz kadar da küstahsınız. Özgür be! Hem böyle kötü kötü davranıp hem de bu kadar kendine nasıl aşık edebiliyorsun ya? Beni anlamıyorum ben seni. Hayatım sen kaçan kovalanırı duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum da kaçan ben kovalayan sen olmalısın sanki. Lan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden itiraf et. Vallahi bir kere taksi parası ödemeden kaçtım. Üzerimde para yoktu. Taksici fena kovaladıydı yani. Onun dışında pek hatırlamıyorum kovalayan. Unutkan oldum bu aralar. Biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıldık. Ya şu havalara bak ya. Oynadığın dizi bay yanlış. Sanki sen doğru, ben bayağı yanlış. Ya Gülben Ergen'in dediği gibi yani. Öyle dediyse zaten kesin eminim. Tamam daha fazla konuşma artık. Bırak bu Ergen tavırları. Yeter. Kapatıyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum şu anda. Şuna bak ya. Hayret bir şey ya. Terbiyesiz. Ya bunun hayatında kesin biri var. Yoksa bana böyle davranmazdı. O Zeus heykeli gibi vücudunun altında böyle resmen öküz çıktı, öküz. Hani nikahtan önce bunu bir araştırmam lazım benim. Efendim canım. Nerede şu an? Kızım gittiğine inanamıyorum. Şu an kaçırılır mı ya? Sana sürprizim var dedi. Yani sürprizi bilek güreşi turnuvasıymış. Ya ben de adam akıllı bir yere götürecek, çağıracak zannettim. Sinirim bozuldu. Daha fazla kalamazdım. Turnuvanın şampiyonu oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Etrafı da kız dolu. Nasıl? Kız mı dolu? Ne diyorsun sen? Sana beni izleyecek misin dedi değil mi? Evet dedi. Ben de giderim. Horoz dövüşü izlerim daha iyi olur dedim yani. Yani bugün bu iş tamamdı. Umarım buradan birileriyle sevgili olup çıkmaz. Ortam çok müsait çünkü. Ben ne yapacağım şimdi? Cansu. He? Zor buldum bak kolay kaybetmeyeyim daha gibi adamı. Artık yapacak bir şey yok canım. Gözünü dört aç. Dişi sinek bile dokunursa bana haber ver tamam mı? Tamam hadi öpüyorum. Bye bye.
Özgür'ü ben nikah masasına oturtturmazsam bu mum gibi yakacağım onu yoksa. Mum gibi böyle başına yangın çıkarırım, başına iş açarım onun. Mumdan çıkmış yangın derim. Yatakta mısın hala? Ay nereden anladın aşkitom? Tabii bütün gece yedin bitirdin değil mi kendini? Acaba hemen arasa mıydım diye. Yok ben ne alakası var? Sen de kendini gibi bok zannetmeye başladın. Aşığız ama o kadar da kör değiliz yani. Hadi sabah sabah sinir yapma da gel terastayım bir kahve içelim. Hem doktoru ararsın. Doktorluk bir işim yok. Şu anda göğüslerim tam randımanında. Tam kıvamında. Airbag'in olurum senin ben. Tamam geliyorum. Efendim? Günaydın aşkitellam. Nasılsın Sylvester Stallone'um? İyi diyelim. İyi oğlum sen nasılsın? Gelinlik provasına gideceğim bugün. Ne gelinim dur ya ne diyorsun ya of. Sakın unuttum deme. Mumyalarım bak nikah var. Cuma günü. Cuma mı? Cumartesi diye ben planlamıştım onu. Nikahtan sonra da Maldivler bak. Bir aksilik olmazsa Allah izin verirse oradayız birlikte. O zaman cuma günü gelsin artık. Cuma günü. Nikah günü gelsin artık. Cuma günü. Tamam, cuma oradayız. Cuma günü.